Evet, herkese yeni bir videodan merhaba. Uzun zamandır vlog çektiğim için araya böyle bilgilendirici videolar da koymak istedim. O yüzden bu videoyu düşündüm. Bugün bu videoda mimarlık tasarım süreci nasıl işliyor? Bir öğrencinin mimarlık tasarımı nasıl ilerletiyor? Onu tartışacağız. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen bakalım bu süreç nasıl işliyormuş görelim. Şimdi ilk önce dönem başladığında ilk gün bir konuşma olur. İşte hocalar bir kendilerini tanıtır. Ondan sonra o gün pek bir şey olmaz. Sadece konu hakkında ufak tefek tüyolar verirler ama projeyi açıklamazlar. Yani bizim okulda böyle oluyor. Sonraki derste de bizde bir değişiklik olarak eski sınavı yapılıyor. Sonraki hafta konu veriliyor. Konu işte bazı okullarda yapı projesi ya da yapı projesi demek doğru olmaz da yapı ağırlıklı ya da konsept ağırlıklı olarak değişiyor. Bizim okulda genellikle konsept ağırlıklı ama bazı dönemlerde de yapı ağırlıklı oluyor projeler. İlk önce birinci adım konu belirlenir. Size hocalar konuyu söyler, neyle alakalı olduğunu. Sonra konuda ne istediklerini, yani ne istediklerini derken konuyu nasıl yaklaştıklarını açıklayan bir metin yazarlar. Ondan sonra ihtiyaç listesine dair bir ufak tefek tüyolar verirler, bazı şeylerini söylerler. Ama sizin konseptinizle alakalı olacak şekilde de bazı şeyleri eklemenizi isterler. Konu verildiği zaman araziler de verilir. Arazi okuldan okula değişir yani. Bazı okullar kendiniz bulun diyor araziyi. Bazı okullar kendi veriyor araziyi. Sen şu, sen şu. Bazı okullar araziyi veriyor. Sen şu, istediğinizi seçebiliyorsunuz. O okuldan okula değişiyor ama arazi bir konusu yani arazi veriliyor yani bir şekilde arazi ortaya konuluyor. Sonra bu arazi verildikten sonra arazi analizine çıkıyorsun. Bazen grupla çıkabilirsin ya da tek başına yapıyorsan tek başına çıkabilirsin. Bu arazi analizinde de arazinin fiziksel yönleri, demografik yönleri, işte topografik yönleri, iklimsel yönleri bunları araştırıyorsun. Gidiyorsun işte araziye rüzgar nereden geliyor, hakim rüzgar yönüne, güneş nereden doğuyor, nereden batıyor, burasının iklimi ne, sosyal ekonomik durumu nasıl, ulaşım ağı nasıl sağlanıyor, yakınlardaki ticaret mekanlarını not ediyorsun, alıyorsun. Önemli merkezlere yakınlığı nasıl? Yani bu gibi şeyleri arazi analizinde buluyorsunuz. Arazi analizi yaptıktan sonra bir arazi maketi yapılıyor genelde. Bizim okul öyle yapıyor yani. Arazi maketi de büyük bir alanı kapsayan 1/500 ölçek maket oluyor genelde. Onu bazı okullar aynı araziyi seçen okuldaki herkes bir yapıyor ya da herkes ayrı ayrı yapıyor ya da o seçen araziyi seçen kişiler kendi aralarında gruplar oluşuyor. O gruplar ayrı maket yapıyor. Biz öyle yapıyoruz. Ya da tek kişi de yapabiliyor. O kişiye kalmış. Neyse öyle o şekilde arazi maketi yapılıyor. Sonra o maketler işte tek tek bakılıyor. Arazi maketi de bu şekilde işledik. Bu da bir hafta falan. Bizde biraz uzun sürüyor ama 1-2 hafta en fazla herhalde. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Sonra verilen konu üzerinden örnek araştırma, örnek proje araştırması yapıyorsun. İşte mesela bize geçen yıl karma kullanımla sağlıklı konut projesiydi bizim geçen dönemki projemiz. İşte bu konuda yapılmış projeleri inceliyoruz. Konsepte nasıl yaklaşmışlar, nasıl sağlıklı bir yapı yapılmış, nasıl sürdürülebilir bir yapı yapılmış, nasıl işlemişler, nasıl çözmüşler, işlevi nasıl yerine getirmişler. Bunlara bakıyoruz. Yani bunun da incelemesini yapıyoruz. Sonra bu örnek araştırmalarımızı okulda gelip sunuyoruz ki mesela bir örnekte bir şey gördün ve bu fikri beğendin. Bu fikri projene yansıtmak istiyorsan işte herkese sunum yapıyorsun ki yansıtmak isteyen başka kişiler de varsa bilgi edinebilirsin. Sonra tabii ki o kadarlıkla yetinilmiyor ama mesela duymadıysa duymuş oluyor, gidip onu araştırıyor. Onu yapmaya karar veriyor bir şekilde. O yüzden onlar da etkili oluyor. Ondan sonra tüm bunları yaptıktan sonra aslında tüm bunlar çok az süreliğine bir şey ama bazı okullar mesela bizim okul biraz uzun sürdü bu konularda. Bakalım önümüzdeki dönem nasıl olacak. Bundan sonra da tüm bunları ele alarak bunları bir kenara atmıyoruz tabii ki de. Tüm bunları ele alarak konsept fikir aşamasına geçiyoruz. Burada da konsept fikir nasıl bulacağız? İşte arazi verilerinden yararlanarak ya da bu araştırma örneklerinde gördüğün bir tane detaydan yararlanarak ya da konuyu araştırdığın zaman o konuyla ilgili bir tane terim karşına çıktı mesela. O terimin alt terimlerine inerek oradan bir şey yakalayarak, bir ipucu yakalayarak oradan bir konsepte ulaşabilirsin. Ama konsept bulmak gerçekten çok zor. Konsept bulmak zor. Konsepti binaya yansıtmak
daha da zor. Ama bir şekilde yapı projesi olduğu zaman bir şekilde yansıyor. Bu konsepti düşündükten sonra da evet şunu buldum dedikten sonra bu konsepti işlevi nasıl dökeceksin bu önemli. Bunu dökmek için de işlev şeması yapıyorsun. Tabii bu ilk konseptle alakalı mı dersek biraz yanıltıcı olur. İşlev şemasında işlevler önemli. Sonra sen bu işlevi nasıl yerleştirdiğinse konsepte göre yerleştiriyorsun. İşlev şemasını yapıyorsun. İşlev şemasını yaptık. Ondan sonra işlev şemasıyla konsepte birlikte düşünerek basit bir plan çizimine geçiyoruz. Burada da demin dediğim gibi konsepte göre işlev şemasını yerleştirmek önemli. Bu işte biraz zorluyor insanı çünkü konsepti yerleştirmek biraz zor açıkçası. Yani bana zor geliyor ve çoğu arkadaşıma da zor geliyor. Bunu yaptıktan sonra basit bir plan yaptıktan sonra normal projeye geçiyorsun aslında. Ondan sonra çok bir fark yok. İşte her derste plan, kesit, görünüş, bazen maket. Ama ilk başlarda çok maket olmuyor. Plan, kesit, görünüş. İşte planı ilk başlarda daha 1/200'de falan yapıyorsun. Ondan sonra gitgide düşüyor bu. Dediğim gibi plan, onu yaptıktan sonra kesit, ondan sonra görünüş. Görünüşlerde ilk başta aslında çok gerek yok. Ondan sonra birazcık oturmaya başladığında görünüş olabilir ama ilk başta yapmakta da fayda var açıkçası. Kesitte şöyle ünlü büyük mimarlar kesitten yola çıkarak tasarım yapıyorlarmış. Sonra bunlar böyle biraz daha netleştikten sonra 1/500 maketleri istiyorsun. Kütle maketi oluyor. Yani pencere, kapı, başka bir şey, cephe özelliklerini falan işlemiyorsun. Sadece kütlen neyse onu yapıyorsun. Ondan sonra da işte bunu bazen her ders yapıyorsun. Bazen hocanın isteğine göre. Bunun yanında da 3 boyuta başlıyorsun artık. Çünkü her şeyini yani plan, kesit, görünüş, maketin varsa 3 boyutu da geçebilirsin. 3 boyuta geçtikten sonra 3 boyut yani render almak, modelleme yapmak. Bunun içinde bazı programlar var. Örneğin modelleme için diyecek olursak Sketch, 3D Max. Şu an aklıma başka gelmiyor. Render içinde işte Lumion, V-Ray, Corona bunlar var. Bunların yanında 2 boyutlu çizim programları en bilindiği AutoCAD. Bunların yanında bir de şeyler var. Mesela plan çiziyorsun. Plan çizdiğin zaman sana plan, kesit, görünüş, 3 boyut hepsini sana veriyor. Böyle programlar da var. En bilineni Revit, sonra Archicad var. Bunlar var. Birçok program var. Şu an aklıma gelen Rhino var mesela. O daha çok organik mimaride kullanılıyor. Yani bir sürü program var aslında. Şundan yapacaksın diye kesin bir şey yok. Nereden yaparsan yap ama bir şekilde bir şey çıkart ortaya. Tabii bunları bir kere yapmıyorsun. Yani her derste, her kritiğe değiştirerek geliyorsun. Bunlar üzerinden kritik alıyorsun. Planın değişiyor, görünüşün, kesitin. Yani planın değiştiği zaman zaten hepsi değişiyor da. İşte her ders çiziyorsun bunları. Tabii bunları el çizimi olarak çizmek en zor işi. Çünkü bir tane kapının yeri değişse bütün planlar en baştan, bütün kesitte en baştan, hepsini en baştan çiziyorsun. Ama işte bilgisayar çizimi olunca sadece orayı değiştirsen yetiyor. Bunları yaptıktan sonra da geliyorsun cephe kararlarına, cephe malzemesine. Ne kullanacaksın? Nasıl kullanacaksın? Neden kullanılacak? Bunların hepsinin bir cevabı olmalı. Şunu şu yüzden kullandım. İklime uymuyor mesela. Nereden bileceksin? Şunu şu yüzden kullandım diyebilmelisin. Bir şeyi kullandın ama o kullandığın malzeme o iklime uygun değil. Olmaz. Oraya uygun olmalı. Cephe kararlarıyla beraber de artık detay çizimine de girmeniz gerekiyor. Detay çiziminde de işte bu bazen yani bu detay çizimi hep istenmiyor. İşte yapı ağırlıklı olduğu zaman isteniyor. Bu detay çiziminde de ne malzemesi kullandın? Cepheye karar vermiştik. Şimdi onun detayına giriyoruz. Kullandın ama bunu nasıl monte ediyorsun? Nasıl yerleştiriyorsun? Ya da işte yalıtımlarını nasıl yapıyorsun? Çatını nasıl? Nasıl örtüyorsun binanın üstünü? Bunların açıklandığı bir detay paftası oluyor. Bunları da yaptıktan sonra geliyorsun normal maket yapmaya. Maket yapmakta küçük bir şey yapıyorsanız el maketi yapabilirsiniz. El maketi diye bir şey var mı hiç bilmiyorum ama elle yapabilirsiniz. Yani kendiniz kesebilirsiniz. Büyük şeylerde ise maket yapmak, elle maket yapmak çok zor. O yüzden genelde lazer yapılıyor. Onları da Patex bilmem ne. Gerçi böyle güzel yani piyasadaki maketler onlar daha ince işçilikle başka malzemelerle yapılıyor. Sonra dönem sonu geldi tabii bunları bir pafta haline getirmek gerekiyor. Bunun için hocalar size söylüyor nasıl pafta haline getireceğinizi yani tasarımınız demiyor işte. Bizde mesela şöyle diyorlardı
Her sayfada bir çizim olsun. Ona göre biz pasta hazırlıyorduk. Yani hepsi bir sayfada bir çizim olacak şekilde hazırlıyorduk. İşte konsept paftası, arazi paftası gibi şeyleri de normal pafta şeklinde. Her şeyin sen orada olmadan diğer paftalar için de geçerli. Sen orada yoksan bile paftan ne demek, senin demek istediğini anlatmalı. O şekilde pafta tasarımı yapmalısın. Yazılarla olmak zorunda değil. Görsellerle de ne demek istediğini anlatabilirsin. Çok yazı da sevmiyorlar zaten. Bu şekilde pafta tasarımları yapıyorsun. Bunları bazen dijital sunum yapıyorsun, jüri yapıyorsun. Bazen çıktı alıp yapıyorsun. Bu çıktı alırken de kaliteli çıktı almaya özen göstermeliyiz. Paftayı yaptık. Sonra bir de bir tane sunum paftası olarak posteri yapmamız gerekiyor. Bu da şey oluyor yani. Bütün yaptığınız her şeyi kısa, basit, açıklanmış haliyle bir pafta. Onu da yaptıktan sonra dönem bitiyor. Video böyleydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Video fikirleriniz varsa yorum kısmında yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bay bay.